Aramızı koyduğumuz yerde kitlemişler bizi. Ceza da yazmışlar, 15 euro. Ne yaptıysam, ne ettiysem adamları ikna edemedim. Bosna Hersek sınır kapısındayız. Önümüzde 4-5 araba var. Hızlı geçeceğiz gibi duruyor. Evet. Hadi bu sefer iyisin Onur. Bugün iyiyiz, çok beklemiyoruz. Aynen. Yalnız geze geze her tarafımız yandı yani. Onur kıpkırmızıyız. Dün fena yanmışız biz. 2 gün deniz tatili yaptık ya. Evet, aynen. Yandık yine. Neyse artık yani. Yani tatilin hakkını iyi veriyoruz. Değil mi? Güzel gidiyor şu an. Evet. Şu an 7. ülkemize giriş yapıyoruz. Hırvatistan, Finito. Bosna Hersek'te gezeceğiz artık. Bosna Hersek'ten sonra Sırbistan, Bulgaristan. En son bir de komşuya Yunanistan'a uğrar evimize. İnşallah. Ama daha yaklaşık bir 1500 1700 kilometre mesafemiz var yani. Şu an en üste çıkacağız yani. Bosna Hersek Sırbistan tarafına çıkacağız. Bosna Hersek'te Trebinje şehrine geldik. Dubrovnik'ten sonra biraz yorulmuşuz açıkçası. Şimdi şehir meydanını geziyoruz. Ne anne, birazcık mı? Çok yorulmuştuk. Çok yorulduk, evet. Allah'tan sınır kapısında kolay geçtik. Şu an Trebinje'de biraz gezeceğiz. Birkaç özellikle görmemiz gereken yerler var. Orayı gezerken de şurada bir katedral mi, kilise mi tam emin olamadım. Katedral yazıyor. Google katedral Maps'te. Değil mi? Bir onun içine girip bakalım. Sonra da asıl gezeceğimiz noktalara bakalım. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Adam Tesla değil mi ya? Elinde de elektrik var. Aynen. Büyük ihtimal bilim adamlarını çizmişler bak. Sırp olan büyük ihtimal bilim adamlarını buraya yansıtmışlar. Yalnız bu bayağı büyük bir katedralmiş şimdi. Evet. Büyük emek var yani. Evet. Şuraya bak. Ama bizim orada... İşlemeler müthiş. Burada da 2. Dünya Savaşı'nın da ölenler için dikilen bir anıt varmış. Burasının ismi de Özgürlük Meydanı. Özgürlük Meydanı. Şimdi Arslanbey Köprüsü'ne gidiyoruz. Arslanbey mi? Evet, Arslanbey Köprüsü. Arslan Ağa. Arslanbey Köprüsü. Aslan. Türkçesi öyle. Yani şeyde öyle görünüyordu. Ben de öyle okumuştum. İkisi de deniyor demek ki yani. Ama yani adı neyse önemli değil ama Osmanlı Köprüsü. Evet, Osmanlı zamanında yapılan bir köprü. Şimdi oraya gideceğiz. Hadi gidelim. Evet, arabamızı koyduğumuz yerde kilitlemişler bizi. Ceza da yazmışlar, 15 euro. Biz burayı ücretsiz zannettik ama. Şimdi görevliyi bekliyoruz. Evet, ne yaptıysam ne ettiysem adamları ikna edemedim. Dedim benim yerel param yok, euro vardı ödeyemedim Hayır, falan filan. Hayır, zaten ülkeye geleli 1 saat oldu ya. Gelir gelmez yedik cezayı vallahi. Evet. Öyle bir yer ki burada hiç ne bariyer var, evet, ne bir şey var. Adama o kadar yalvardım, yok diyor. 16 euro ödeyeceksin ya da ben gidiyorum diyor. Postaneye ödersin, açarız bir gün diyor. Mecbur ödedik biz de 16 Aynen. euroyu. Ama içime oturdu yani o. Neyse, kaza bela olmasın. Öyle ama buna işte. Buna da şükür yani. Ama kötü bir başlangıç oldu evet. Bosna için. Şurada köprüye geldik hazır. Köprüyü gezelim. Yani belki de 550-600 liralık cezaya. Maalesef yapacak bir şey yok aşk. Ne yapalım? Şu an Arslan Ağa Köprüsü'ne geldik. Ay modum da düştü benim ya. Yapacak bir şey yok. Modu Canım yükseltelim. Çok sıkıldı trafik cezası da. Neyse köprüye geldik. Köprü aslında Osmanlı Köprüsü. Sokullu Mehmet zamanında yapılmış bir köprü. 1570'te yapılmış. Ama sonradan çok enteresan bir durum var. 1970'te nehirde elektrik santrali icat edilince köprüyü 3,5 kilometre öteye taşımışlar.
Ve köprünün yapımı 1972'de bitmiş ve bu halini almış. Ama yine yani Osmanlı'da yapılan köprünün birebir aynısı yapılmış. O yüzden burası bir Osmanlı köprüsü. Osmanlı mimarisi var. Harika. Güzel de bir hikayesi varmış. Evet evet, enteresanmış yani. Çok ilginç. Yani bozuk aynısını buraya taşımak da bir başarı. Bu Bosna Hersek'te var böyle bir durum var. Saraybosna'da da inat evi var. Oraya geldiğimizde onu da anlatırım. Biraz inatçılar bence bunlar. Evet. Yani binaları, yapıları alıp birebir aynısını farklı yere taşıyorlar. Aynısını inşa ediyorlar. Garip. Onu da oraya geldiğimizde anlatacağım size yani. İnatçı olduktan az önce gördük zaten ya. Ya çok suratsızlardı. Ben Bosna Hersek daha böyle hani Türklere karşı. Biz o bölgede değiliz ama. Şu an Müslüman olan bölgede değiliz. Bence zaten belli. Şu ana sevmiyorlar kadar pek yani. Hiç cami görmedik. Tamamen evet. Kilise var. Ve çok garip bir şekilde Sırp bayrakları var. Yani anlayamadık. Sırp garip. Cumhuriyeti olarak geçiyor haritada da. Evet bazı evet yerler. Sırbistan'da değil. Sırp Cumhuriyeti olarak geçiyor bu bölgenin hepsi. Yani işte bu Makedonya'dır, Arnavutluk, Kosova vesaire her yerde böyle çok garip bir şekilde. Zaten biz Yunanistan kapısına çıkarken de biz Balkan turu yapacağız dedik. Polis diyor ki Sırbiya mı diyor. Yani sadece Sırbistan olarak görüyorlar. Evet, Sırplar her yeri kendini olarak görüyor. Evet, yani bence bunlar o görevliler kesin Sırptı. Evet, yani ben öyle Türk düşünüyorum. Türk plakası görünce de geçenler. Evet, yabancı. Ya yani zaten bıraktık, gidip gelmemiz bir saat sürdü ve zaten para bozduracaktık yani. Çok üzüldüm yani. Babam çok masum görünüyordu. Onur sağlam pazarlık yaptı. Onur hayatında ilk defa pazarlık yaptı. O da yemedi. Yemedi o da. Yemedi yani. Şöyle yapıyor. Önce 5 euro dedi, 10 euro dedi. Pazarlık ettim dedim, 5'ten başladım. En son adam artık arabaya bindi, gidecek dedim, tamam lanet olsun ver. 16 euro verdik yani. Sonra babam diyor ki, it is too much, too much. Böyle masum dedi. Aynen, too much. Hadi gezelim. Öyle yapacak mi, bir şey yok. Yani masum gibi. Yani biz Karadağ ve Hırvatistan için böyle benzer şeyler duymuştuk ki Hırvatistan'da 132 euro park cezası olayı vesaire vardı. Bayağı da korktuk açıkçası. Çünkü 132 euro çok iyi bir para aslında. Geldik burada yedik. Evet, Bosna'yı böyle bilmezdik buradan biz. Buradan hiç beklemezdim de buradayım. Hiç beklemezdik. Arkamdaki Hercegovaşka Dronika Manastırı bayağı büyük bir manastır açıkçası. Zaten Trebinje'nin de en ünlü, en büyük manastırı açıkçası. Burası ünlü bir Sırp şairin Jovan Dukic'in son arzusunu yerine getirmek için yapılmış. 99 yılında yapılmaya başlanmış, 2000 yılında da bitmiş. Yani aslına baktığınız zaman 24-25 yıllık bir manastır burası. Ama oldukça büyük bir manastır açıkçası. Bizans mimari özellikleri varmış içeride de. Hadi gelin içeriden bakalım bir de. Köprü de buradan gözüküyor. Az önce buradaydık. Neysen? Burada yalnız iki tane nehir var. Bakın burada da nehir var. Bütün şehri buradan görebiliyorsun. O herhalde meşru sağlamak için mi? Burada zaten elektrik üretiliyormuş bu taraftan. Evet. Söylüyorlardı. O zaman belki de yapılan ilk köprü oradaydı. 3,5 kilometre taşınmış diye oradan oraya taşınmış olabilir işte. Benim anladığım hat boyunca taşınmış. Ha belki de. Mostar'a geldik. Böyle mükemmel bir yer bulduk. Ormanın içerisinde. Bu gece burada kalacağız. Şimdi de yemek yiyip dinleneceğiz artık. Bugün 3 saatten fazla araba sürdüm. 3 saatte yorulduk herhalde. Yürüdük. 3 saat yürüdük. 6-7 saattir yollardayız yani.
3 saat olur mu? 12 bin adım atmışız. Evet. Ama bunu öyle sıcağında attık. Evet. Ben ama şimdi uyudum. Uyu hadi. Sen de uyudun tabii. Gelene kadar uyudun. İnsan uyuyor. Ondan sonra enerjisi bitmiyor. Ben şuradan gidip su doldurdum. Oh, tam karşımızda da su var. Neyiz? Evet, dün akşam buraya geldik. Bir gündür neredeyse dinleniyoruz. Bayağı yorulmuşuz ya. Böyle güzel bir yeri bulunca. Ormanlık. Pinekledik akşama kadar. Daha şimdi Mostar'ı gezmeye gidiyoruz. Yani iyi oldu ama tam gezme saat oldu evet. Ya ikindi vakti. Baba sen kalkamadın ki hamaktan. Evet, hamaktan kalkamadım. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyeceğiz. Karavanı burada bırakacağız. Dün park cezası yiyince dedik ki 2 kilometre var şu an olduğumuz mesafe. Dedi ki yürüyelim, 2 kilometre bir şey değil. Çünkü karavanı alsak orada nereye koyacağız, o da problem. O yüzden yarım saat yürümek daha mantıklı. Hem de yürüyüş yapmış oluruz işte. Birazcık da şehri yürüyerek keşfetmiş oluruz. Hadi bakalım. Aynen. Gidelim. Bir görelim bakalım şu Mostar'ı. Mostar Köprüsü'ndeyiz. Mostar Köprüsü Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılmış. 1560'lı yıllarda yapılıyor ama sonra tabi Bosna-Hersek Savaşı'nda 1930'larda yıkılıyor. Sonra yeniden yapılıyor. Köprünün şöyle bir birleştirici gücü var. Bir tarafta Hırvatlar, bir tarafta Müslümanlar varmış. İkisini birleştiriyor. Yani bir anlamda hem ulaşımı sağlarken, hani nehrin karşı tarafına geçirirken, bir yandan da kültürleri birleştiriyor aslında. O yüzden bu köprünün çok daha farklı bir anlamı var. O yüzden de birleştiren köprü diyorlarmış buna. Bir de şu var, şu an biz göremedik ama bazı gençler işte sevgilisine sevgisini kanıtlamak için, cesaretini, sevgisini vesaire kanıtlamak için ya da eğlenmek için köprünün en üstünden nehre atlıyorlarmış. Biz denk gelemedik, aslında bayağı atlıyorlarmış ama ne yazık ki biz denk gelemedik. Ama çok yüksek, yani bayağı yüksek. Hatta Evliya Çelebi bunun yüksekliğinden bahsetmiş seyahatnamesinde. Bir de şöyle bir bilgi var. Bu şehir köprüden ismini almış. Ha evet, çok enteresan. Normalde tam tersi olur. Aynen. Mimar Hayrettin yaptığı zaman adına Mostar adını vermiş. O kadar çok beğenilmiş ki bu şehre de Mostar adını vermişler. Yani genelde tam tersi olur. Hani köprüler vesaire şehrin adını alır. Ama bu köprü öyle bir köprüymüş ki şehre adını vermiş. Evet, konsolosluğumuz da burada. Mostar'ı karşısına geçince. Burada birçok yemeklerimizin ismi de birbirine benziyor zaten. Çorba var. Köfteye yalnız cevapi diyorlar. Sarma, dolma, yalan dolma. Bak, bunun büyük porsiyonu baklava. Da 6 euroymuş. Yani köfte aslında bayağı uygun yani. Köfte mi? Cevapi işte. 6 euro. Ama 200 gramı. 100 gramı 3,5 euro. Hmm. Yani o anlamda uygun. Bence fiyatlar bayağı uygun burada bak. Yani mesela şöyle bir şeyler alırsan bir de 22, yani diğer gezdiğimiz yerlere göre daha ucuz yani. Atlıyor. Evet, atlıyor birileri. Evet, birileri. Fena yüksek galiba ya. Evet, ben atlıyorum abi. İnanılmaz yüksek ya. Thank you.
Biz Saraybosna'ya geldik. Evet. Sabah erkenden kalktık. Bir iki saat kadar yol aldık. İki saat yol sürüyordu. Ben hep uyudum. Evet, suyumuzu doldurduk. Karavanın ihtiyaçları halledildi. Halledildi. Ama şansımıza havaya bakın. Az önce şakır şakır evet. Yağmur yağıyordu. Biraz bekledik karavanın içinde. Ve burada park yeri bulmanız imkansıza yakın büyük araç için. Paralı yani, otoparklar da böyle yapıyor direkt. Gelme. Yani paralı otoparkın saati 1,5 euroydu. Bir şey değil aslında. Ama paramızla bile kabul etmiyorlar yani. Almıyorlar bizi yani. Biz de şehir dışında burası böyle stadyumun yanında Park Fortnite'dan bulduk. Ücretsiz bir yer. Büyük ihtimal gece de burada kalacağız. Buraya koyduk ama yarım saat uzaklıkta şehir merkezinde. Yürüyeceğiz yani. Şimdi Tabanva'ya devam. Yani istesek de otoparka giremiyoruz ki. Mecbur yürüyeceğiz evet, yani. Bir saat dolaştık ama yok maalesef. Keşke bir saat dolaşacağımıza yarım saat yürüseydik. Aynen. Ama iyi oldu. Yağmuru burada atlattık. Evet evet. Yoksa sucuk gibi ıslanacaktık yolda. Daha hala açız. Bir kahvaltı da yapmamız lazım gençler. Evet, buranın böreğe meşhurmuş. Burek diyorlar burada. Börek. Burek. Bizim okuldakiler börek diyor. Börek mi diyorlar? Evet. İzmirliler börek der. Börek. Evet, börekçiye geldik. Böreğin tadı çok güzel. Çok mu güzel? Onu denedim. Ispanak da güzel. De ben de deneyim bakayım. Bu neymiş? Kıymalı. Bu kıymalı. Kıymalı börek. Anne sen ne günaydın abi? Kıymalı nasıl? Çok güzel. Bizim ağız lezzetimize uyuyor. Anne. Tam bizim böyle. Başarılı. Bu arada bu da güzel ben. Çok beğendim onu. Sen bunu de, peynirli bakalım. Peynirli çok güzel. Burada mecburen para bozdurmak zorunda kaldık. Evet. Kredi kartı da geçmiyor. Bazı yerlerde geçiyor kredi kartı ama bazılarında geçmiyor. Mecbur kaldı. Hem da geçmiyor. Artık burada, burada mark kullanılıyor. Kısaltılmış KM. Aynen. Euro da geçmiyor. Ama çok ucuz. Hmm. Güzel değil mi? 3 çeşit aldık. 3'ü de çok güzel. Anne kaşarlıyı beğendin mi? Nisan normalde peynirli börek de yemez yani. Bak şu an bayılarak yiyor. Evet, bozuk paralar da böyle. Arkasında güvercin mi var? Güvercin var evet. İçinin arkasında da var. Yalnız Nisan ve ben doymadık ikinci böreğimizle izledik. Ama çok lezzetli. Ben çok beğendim. Yalnız paralar değerli ya. Bir kahve 18,5 lira. 18,5 lira. Yani 0,5 yani bir, euro. Yani 2 kahve 1 euro. 2 kahve 1 euro. Ve şu 2,5 kahve. Aynen. Türkiye'de kaç paradır bu sence? Bence daha pahalıdır. 50 liraya alır mısın? Bir tanesini alırsın herhalde. Bir tanesi 50 ise kaç para yapar? Yine belki de aynı şey mi olur? Aynı şeye denk geliyor. Yani hemen hemen. Hemen hemen. Aynı. Yemeklerde, akşam yemeklerinde falan bayağı ucuza geliyor ama. Evet. 600-700 liraya evet. Yiyip çıkabiliyor. Yani Türkiye'de yani biz üçümüz girsek ortalama bir yemek yesek 1500-2000 kesin tutar yani. Yani ucuz tutması için anca böyle burger falan yiyeceksem o bile 1000 liraya. Ya pişireyim. Evet. Arkamda gördüğünüz Saraybosna Katedrali aynı zamanda İsa'nın kalbi katedrali olarak da biliniyormuş. 19. yüzyılda yapılmış bu. Aynı zamanda Fransa'daki Notre Dame Kilisesi'ne benziyormuş. Böyle bir özelliği var açıkçası. İçine giriliyor mu bir bakalım. Az önce birisi zorladı da kapalı. Belki de belli saatlerde mi kapalı acaba? Ya öyle ya da restorasyon var. Belki de. Şu an kapalı. Olabilir. Burası meydan herhalde değil mi? Evet, burası meydan. Bizim İstiklal ya. Aynen. Değil mi? İstiklal'e benziyor biraz. Evet evet benziyor yani. Özellikle şu yol. Evet, 92 yılında barış mitinginde üniversiteli bir öğrenci öldürülmüş bu yolda. Onun anıtına da buraya böyle kan sıçramış gibi bir efekt var. Havan topu ve mermi izleriymiş aslında bu. Öyle mi? Evet. Saraybosna gülleri deniyormuş bunlara da. Ha. Şehrin birçok noktasında da varmış. O yüzden hani şey bizde toprağa basma işte tanı falan deniyor ya. Burada da işte basıp geçme falan deniyor. Öyleymiş. Aynen. Aynen.
Hani basıp geçme, bak, incele. Anladım. Diyorlar. Anlamlıymış. Sönmeyen Ateş Anıtı, İkinci Dünya Savaşı'nda Saraybosna'nın kurtuluşunu simgeliyor. Orada ölen asker ve sivil yaralıların anısını canlı tutmak için yakılmış. Sönmeyen Ateş ya da Sonsuz Ateş diyorlar. Sürekli yanıyormuş. Şimdi arkamda gördüğünüz köprü Latin Köprüsü. Diğer köprülerden ne farkı var diyecekseniz, dünya tarihi açısından çok önemli bir köprü. Çünkü burası, hani bize şöyle öğrettiler hep, Birinci Dünya Savaşı'nın işte Avusturya Macaristan Prensi Ferdinand öldürülünce Birinci Dünya Savaşı başladı vesaire deniyordu. Hatırlarsınız hepiniz. Nerede öldürülüyor derseniz de, işte tam bu köprünün üstünde öldürülmüş. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın sözde başlama sebebi bu köprüde. Vay be, çok ilginç. Gerçekten öyle, dünya tarihi açısından çok önemli. Tarih kitaplarında hep okuduğumuz, evet, şey burada olmuş yani. Neredeyse burada gerçekleşmiş yani. Sırplı biri tarafından mı öldürülüyordu? Evet evet, Sırplı biri tarafından öldürülüyordu. Burası da Fatih Sultan Mehmet Camii. Bir Osmanlı eseri. 1457. Bu arada şehrin adı Sarajevo. Ne demek? Saray zaten saraydan geliyormuş. Evo da ova anlamına geliyor. Yani aslında saray ovası anlamına geliyor. Saraybosna. Böyle bir kelime anlamı var. Onun arkasında gördüğünüz yerde ulusal kütüphaneleri, bayağı devasa bir kütüphaneleri var. İçine giriliyorsa aslında girsek güzel olur. Evet. Bu sefer bu tarafta yine gidelim şimdi. Efendim? Şuradaki ilginç hikayesi olan eve gidelim. Evet, oraya gidelim. Şimdi şuradan bir gidelim. Önce bir gidelim. Gidelim. Şimdi arkamda gördüğünüz yer çok enteresan bir yer. İnat evi deniyor buraya. Niye inat derseniz de, şöyle bir durum var. Avusturya Macaristan İmparatorluğu biraz da güç gösterisi yapmak için işte galip olunca evleri yıktırmak istiyor. Bu evin sahibi de hiçbir şekilde razı olmuyor, inat ediyor, gerçekten ayak diriyor. Bir şekilde artık Avusturya Macaristan İmparatorluğu mecbur kalıyor ve diyor ki, sana diyor aynısını yapacağız. Her şey birebir aynısı olacak. Yani taşların boyutundan rengine her şey aynı olacak. Nehrin diğer tarafına birebir kopyasını yapıyor. Ev sahibi de ancak o şekilde ikna oluyor. Bayağı da direttiği için bu eve inat evi denmiş. Şu an burası kafe, restoran gibi işliyor. İçeride bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Böyle enteresan bir hikayesi var. Çok inatçılarmış yani. Bu kütüphane 1992 yılında Sırplar tarafından yakılmış. Bunun sonucunda da 2 milyon kitap ve belge maalesef kül olmuş. Bunu unutmayın diye burada tabela asmışlar. Burası da Sebil. Yine buranın simgelerinden bir yer. Osmanlı'ya ait. Hatta İstanbul'daki işte çeşmeler vesaire örnek alınarak yapılmış. Tamamen ahşaptan yapılma. Suyu da çok lezzetli yalnız. He. Evet evet, suyu güzel. Hemen şişemizi doldurduk. Evet, gayet güzel. Yani buralarda mataranızı doldurabilirsiniz. Gayet içilebilir su. Aklınızda olsun. Şimdi size buranın öneminden bahsedeyim bu çizgiden. Çizginin sağ tarafı Avrupa mimarisi, çizginin diğer tarafı Osmanlı mimarisi. Yani bir çizgiyi geçtiğiniz an kültürü değiştirmiş oluyorsunuz. Çok enteresan gerçekten. Zaten Saraybosna'ya böyle içerisinde birçok kültürü barındırdığı için Avrupa'nın Kudüs'ü diyorlarmış.